جمال ناب قره و جمال ناب قره جمال جمال حتا هر جمال عشق سیدا نخیاله جمال حتا هر جمال جمال حتا هر جمال. Merhabalar sevgili izleyiciler. Bir Onsuz Olmaz programında yine sizlerle birlikteyiz. Evet, biliyorsunuz bu programda hayatı boyunca çeşitli toplumsal kesimlerde, sanatta, tiyatroda, müzik alanında ya da farklı kesimlerde mücadele etmiş, eser üretmiş, ürün vermiş değerlerimizi evlerinize konuk ediyoruz. Bugün de konuklarımızdan şair, yazar, tiyatrocu olan bir canımız bugün evimize konuk olacak. Selah Özakın. Merhaba. Merhabalar abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de bizi konuşmayacağız. Evet, tabii. Onu beceremiyorum kesinlikle zaten. Kesinlikle öyle. Beceremiyorum. Şimdi Selah Özakın'ı biz kendi dilinden dinleyeceğiz. İzleyicilerimize tanıtacağız. Anılarını anlattıracağız. Eyvah eyvah. O zaman anlattıracağız. Kaç günlük olacak bu program? 50 dakika olacak. Biz 50 dakika sığdıralım biliyorum. Çok. O kadar şey. Kaç yaşındasın abi? 45 doğumlu. 68. 68, evet, 68, 68 yaşındayım. Ama sokaklardayım hala. Ben 1964'te sol düşünceyle tanıştım. Bir daha da çıkmadım. Peki biz 64'ten öncesine gidelim, 45'e gidelim. 45'te nereden doğdun? Çok nasıl ilginç. Bir aile? Adana'da doğdum ben. Annem Mardinli, Arap kökenli. Babam Urfalı, Zaza kökenli. Adana'da doğdum. 4 aylıkken Adana'yı terk etmişiz. Adana'yı ben 12 Mart döneminde gözaltına alındığımda Tugay'ın penceresinden gördüm Adana'yı. Yani ilk ve son görüşüm diyebilirim. Sonra işte İstanbul, İzmir falan, böyle çocukluğum İzmir'de geçti. Lisedeydik, hiç unutmuyorum. Lise son idi. İşçi Partisi 15 milletvekili çıkarmıştı. Evet, Türkiye İşçi Partisi. Evet, evet, Türkiye İşçi Partisi. Bugünkü İşçi Partisi ile hiç alakası yok tabii. 15 milletvekili çıkardı. Tarih öğretmenimiz bayan geldi. Yüzü böyle bir tuhaf. Hocam ne oldu, hayırdır dedik. Ya çocuklar sormayın dedi. Bundan sonra dedi Türkiye'yi işçiler mi yönetecek dedi. Ben o zamana kadar siyasi herhangi bir bilinç sahibi değilim ama ayağa fırladım. Ne demek istiyorsunuz hocam dedim. İşçiler de insan değil mi? Ve o beni tuttu, işte taşıdı bir yerlere. Öğretmenlik yaptım. Öğretmenlikten önce lise nerede okudunuz? İzmir'de. İzmir'de. Lise bitti. Evet, lise bitti. Ankara Gazi'ye geçtik. Ankara Gazi Üniversitesi. Gazi'de o 68 dönemi ile oradaydım, yani Gazi'deydim. Herkesin 3 yılda bitirdiği okulu ben 5 yılda bitirdim. Çünkü işte devrim yapacaktık. Evet. Yani ona zaman ayırmak lazım. Derse zaman ayırılamıyor. Ders gereksizdi evet. O zaman. Böyle bir geçmiş. Kilis'te öğretmenliğe başladım. Öğretmenlik hangi bölümdü? İngilizce. İngilizce öğretmenliği. Evet. Herkes beni işte yazıp çizdiğim evet. için edebiyat... Edebiyatçı diyebiliyor. Diye, ama sordum. İlgisi yok yani. Ben İngilizce öğretmeniyim. Bu yazı çizi işleri branşlık bir şey değildir. Yani insanın kendisiyle ilgilidir bu. Öyle olsaydı ben herhalde haber yazamazdım galiba. Yani hepimizin mutlaka geldiği kökenle ilgi alanları farklılaşabiliyor. Şiir temelli yazıyorum, roman da yazıyorum, çocuk kitabı da yazıyorum onu ama... biraz detaylandıracağız ama o yılları biraz konuşalım. 68 konuşalım yılları, öğrencilik tabii. yılları. Ankara'da Gazi Üniversitesi. Gazi. Ve o zaman Gazi Üniversitesi değildi. Gazi Eğitim Enstitüsü'ydü. Eğitim Enstitüsü olarak geçiyor ama sanki orada siyasal olarak sol hareket sol egemendi. Sol egemendi. Yani o yıllarda kim vardı 68 kuşağında? Mesela anılar diyebileceğimiz beraber ürünün çok adamlar. Mahir Çayan var. Bir olay anlatayım mı kısaca? Çok ilginç bir olaydır o.
Ben yine beklemeliyim. Yani okula devam etmiyorum. Dışarıdan... O zaman atılma yoktu ama değil mi? Atılma, bir yıl daha kalsaydım atılacaktım. Hı. Peki o şey demeyelim, anı Okulda kalamıyorum. Yatılıydı Gazi. Şimdi bir arkadaş başkan, başkan olan arkadaş faşistlerin de Duvar Gazetesi asmasına demokrasi adına izin veriyormuş. Haberimiz yok bizim. Okuldaki Duvar Gazetesi. Onlar da bir Duvar Gazetesi yapmışlar. Onu asacaklar. İzin vermiş. Ben tabii okulda kalamadığım için uzaklaştım. O Kenan arkadaş Mahirlere telefon açıyor. Diyor ki böyle böyle buraya gelin. Kendi söylediğine göre okuldaki devrimcilerle konuşmuş. Onlar da tamam demişler, indirelim. Mahirleri çağırıyor. Mahirler de Mahir Çayan, Mustafa Kemal Çamkıran, Mustafa Kaçaroğlu falan 17 kişi geliyorlar. Akşam da saat 8 falan, yani kantin dolu. Fakat onlar gelince kantinde Kenan'dan başka kimse kalmamış. Herkes çıkmış yukarıya. İndiriyorlar şeyi, Duvar Gazetesi'ne. O arada okulun muavinlerinden biri, MHP kökenli, görüyor vaziyeti. Gidiyor beden eğitim bölümüne, diyor ki okulu bastılar. Beden eğitim bölümü dedin mi orada duracaksın. Hepsi böyle. Yani kafaları enselerine buradan birleşiyor böyle. İzbandut gibi adamlar. Bunlar 150 kişi iniyorlar aşağı. Bu Mahirler kavga, 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 kapıya kadar gidiyorlar. Bayağı mesafe var. Yani dövülmüyorlar. Hepsi de hazırlıklı gelmiş. Kapıdan çıkarken bir molotov atıyorlar ve çıkıp gidiyorlar. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Fakat o arada Mustafa Kaçaroğlu'nu yakalıyorlar. O ellerinde şey, rehin. Orada bir tane delikanlı bir adam dövdürmüyor. Yani bir kişi aramızda, ne dövdüreceğiz? Polise teslim edelim diyor. Polise teslim ediyorlar. Ertesi gün ben siyasala gittim önce. Allah Allah, siyasalda hazırlık var. Mahkemeye, ne mahkemesi dedim. Ya dedim, bilmiyor musunuz? Sizin okulu, okuldaydık dün akşam. Allah Allah, benim niye haberim yok dedim. Ve şeye gittik, mahkemenin önüne. İnanır mısın, Mahir böyle o sarı bıyığıyla oynayarak, hafifçe gülümseyerek bakıyor bunlara. Biz de 300 kişi falanız. O boynu buradan omuzlarına birleşen adam geldi. Abi dedi, senin bildiğin gibi değil dedi. Biz dedi şey, suçlanacak bir tavırda olmayacağız. İsterseniz olun dedi Mahir. Böyle bir anımız var yani Mahir'le. Böyle bir şey, işte 12 Mart döneminde içeri alındık, sonra sürüldük. Ankara'dan mı alındın o zaman? Hayır, Kilis'teydim. Kilis'te öğretmendim. İki öğretmen alındı, öbürü arkadaşım Mustafa Sertler öldü. Alındık ve ondan sonra sürgün geldi. Fatsa'ya, ordu Fatsa'ya. Çok ilginç, 3 sürgün yeri var. En torpillisine diyorlar ki bak bunlardan birini seç. 3 kişiyi sürecekler. O seçiyor. Mustafa'yı çağırıyorlar, bunlardan birini seç. O da seçiyor. Bana Fatsa kalıyor. Benim hiç haberim yok olan olaylardan. Fatsa'ya gittik. Daha Kızıldere olmamış. Ertan Sarı anlatmıştık. Ertan Sarıhan'la Fikri Sönmez'in, o Fatsa Belediye Başkanı, dükkanında. Terzi Fikri. Terzi Fikri. Biz ona Daşçı Fikri de derdik. Yani Fatsalı ona daha önceden Daşçı Fikri derdi. Mesleğinden dolayı mı yoksa? Yok. O okey oynardı. Ha, taş onları orada. Taş diyor. Evet, evet. Ve o şeyle, Ertan Sarıhan'la sert bir tartışmamız oldu. Hatta ben Ertan'a dedim ki ya bu dev genç ağızlarını bırak. Ertan kalktı neredeyse üstüme yürüyecek. Sonra dost olduk. Ben Hekimoğlu türküsünü ilk ondan dinledim. Zaten söylenen şu, o bestelemiş bunu. Hekimoğlu'nun. Çok da güzel saz çalıyordu. Çok da güzel söylüyordu. Böyle bir dostluğumuz oldu. Sonra Kızıldere oldu. Bir sürü, yani bilinen bir şey, 10 insanımızı kaybettik orada.
Kızıldere'ye gidişlerin amacı da belliydi. Denizleri kurtarmak. Çünkü Ünye'ye geldiklerinde Yeşilyurt soyadlı arkadaş. Şimdi adını da artık. Yok, değil. Adını da hatırlarım şimdi. Şey diyor, hemen diyor bir tekne ayarlayalım, buradan Sovyetlere geçin. Hayır diyor Mahir, biz buraya bir iş için geldik. İşte anlatıyor. O zaman ben de geliyorum diyor. Sen gelmeyeceksin, sen geriye tanık olarak kalacaksın diyor. Götürmüyorlar onu. İsmail yaşıyor. Götürmüyorlar ve işte Kızıldere oluyor. Gerçekten o tanık olarak kalıyor. Yani çok çok güzel şeyler anlatıyor. Yani çok belleği de çok sağlam. Çok geriye doğru her şeyi hatırlıyor. O dönem sen şeydeydin, Fatsa'daydın. Evet. Ama Ünye'ye geldiğinde görüştün mü orada Ünye'ye geldiğinde? Hayır. Ondan haberim yok. Ha. Ben bir defa o örgüt içerisinde değilim tabii. Yani. Onun için haberim yok benim. Olmaması da çok doğal. Tabii. İşte toparlama yapıldı. İşte Fikri'yi aldılar. Bir sürü insan aldılar Fatsa'dan. Sonra 73 oldu. Bırakıldılar bunlar. Ha o arada bir çok ilginç bir olay. Bu Kızıldere olayından önce beni emniyetten çağırdılar. Gittim. Sen buraya amaçlı geldin. Sen buraya niye geldin? Dediler. Ben başladım gülmeye. Dedim ki beni buraya sürdünüz. Beni buraya sürdünüz. Ben buraya kendi isteğimle, tayin isteyerek gelmedim. Ha öyle mi dedi. Birbirlerinden haberleri yok yani. Böyle bir şey yaşadık. TÖBDER'in kuruluşu da mı orada? TÖBDER'i kurduk. Açılımı Türkiye Öğretmenler... Türkiye Öğretmenler Birliği. Derneği. Türkiye Öğretmenler Derneği. Hı hı. Evet. Daha doğrusu Tüm Öğretmenler Birliği Derneği. Evet, tam açılımı. Önce Türkiye'ydi o. Evet. İzin vermediler Türkiye olmasına. Tüm yapıldı. TÖBDER içerisinde çok tabii güzel işler yaptık. Tiyatrolar. Evet, tiyatro çalışmaları, sanat çalışmaları orada başladı. Ben orada bir iki oyun sahneledim. Birçok, Alpagut Olayı diye bir oyun sahneledim. Bu maden işçilerinin. Maden işçilerinin, ayaklarını, Haşmet Zeybek'in. Evet, Haşmet Zeybek'in. Evet. Onu sahneledim. Onu 10 yerde oynadık. Hemen hemen her yerde yasaklandık. Bir iki yerde taşlandık. Falan böyle şeyler yaşadık çok yani. Çok güzel bir oyundur. Evet. Hatta şeyde... Slova'da oynayacağız oyunu. Amasya Slova. Evet, Amasya Slova. Şey izin vermedi. Valilik. Daha doğrusu İçişleri Bakanlığı izin vermiyor. Gece saat 11. Hala oyunu oynayacağız biz. Eşim de hamile, o da oyunda var. Eşim o arada düşük yaptı. Ben aldık onu hemen Amasya'ya, hastaneye götürdük. Bekliyorum başında. Yani oyuna gitmem mümkün değil bu durumda. Fakat adamlar taksiyle Ankara'ya gidiyorlar. Bizzat Demirel'den onay alıyorlar. Oyunun oynanması için. Geldiler saat 12 falan. Geldi adam sendikacı. Hocam dedi izin aldık dedi. Ben dedim gelemem bu vaziyette. Oradaki Amasyalı arkadaşlar gözün arkada kalmasın. Sen git dediler. Bıraktım onu orada hastanede. Evet. Dönüyoruz arabayla. Dedi ki hocam gelmeseydin dedi seni silah zoruyla getirecektim. Ben bu kadar çabaladım bu oyun için. Yeah. Sen ben gelemiyorum. Olmaz mı yani? Evet. Gittik 11.30'da 12'de oyuna başladık biz. 12? Gece. Gece 12. Gece tabii. Yani normalde 8'de başlayacaktık. Evet. 4 saat sürdü o arada izin alması. Böyle bir şey oyun yaptık. Alpagut olayı benim de çok ilginç şey tiyatro deneyimi işte daha çok bizim işte Halk Amatör Sanatçılar Derneği'nde 86-87 yılında bizim tiyatro ekibi vardı. Alpagut olayını biz de o zaman oynamıştık. Arkadaşlar oynamışlardı daha doğrusu. O derneğin bünyesinin içerisindeydik. Biz de orada işte müzikle ilgili bölümde. Oradan iyi hatırlıyorum. Çok da güzel bir oyundur. Çok evet ben de çok severim Haşmet Zeybi'yi. Yani severek oynadık. Dili de çok güzel. Zaten o dönemde maden işçilerinin hayatı da her gün bir ölüm geliyor. Evet. Hayat yine öyle. Hala öyle. Hala da devam ediyor. Yani şimdi iyiye gidiş yok. Daha kötü. Daha da kötü. Hatta. Evet. Hala da o oyun canlılığını koruyor. Evet. Öyle bir oyun.
Peki o yıllarda yine bültenler çıkartıyorsunuz. Ha, o çok ilginç. Şimdi TÖBDER'in altında mı oluyor bunlar? TÖBDER'in altında oluyor. TÖBDER'de o zamanın aydınlıkçısı Fatsalı, o başkan. Biz onu devirdik. Fakat bizim herhangi bir ideolojik görüşümüz, yani hani tipli, tisipli, TKP'li, işte dev, böyle bir şeyimiz yok. Ama uygulamalarımızla onlardan daha iyi olduğumuza insanlar karar verdiler ve bizi seçtiler. O arkadaş geldi, ya dedi, siz dedi tiplisiniz, değiliz dedik ya. Tisiplisiniz, değiliz. TKP'lisiniz, değiliz. Devge, o zaman nesiniz kardeşim siz? Siz beni nasıl yendiniz dedi. Vallahi değiliz diyorsun. Ondan sonra dedik ki, ya hakikaten bizim bir şeyci olmamız lazım galiba. Bu kadar iş yapıyoruz. Yani Fatsa deyim yerindeyse 71-76 arası bizim şeyimizde motor güç olmamızla bir yerlere geldi. Bilinç düzeyi mesela her hafta bir şey yapardık, seminer. Özellikle de ben vermezdim seminerleri. Gençlere hazırlar, bu hafta sen vereceksin, öbürüne sen. İnsanlar katılıyordu yani bu şeye, eylemlere. Dolayısıyla kitle genişliyordu, büyüyordu. Oturduk bir gün, kimler? Abdullah Gülbudak, TÖBDER Genel Saygınlığı'ydı. İçeride öldü. Osman Barancan idamla yargılandı. Şimdi Ankara'da yaşıyor. Ben, Fikri Sönmez, birileri daha vardı. Üç gün, neredeyse sabahlara kadar bütün siyasi yayınları aldık önümüze. İnceliyoruz, irdeliyoruz. En sonunda dedik, galiba bize en yakın dev genç. O zaman dev gençti, daha sonra dev yol oldu. Daha sonra dev yol, evet. O bünye içerisinde yer aldık. Bundan sonra yaptıklarımız işte o bünye çerçevesinde oldu. O bülten de buna denk gelir. Öyle bir bültendi ki tüm Türkiye'ye dağıtıyorduk. Ve şeyde Fatsa'da esnafa tek tek dağıtıyorduk. Polis arkamızdan topluyordu. Biz onu bir daha dağıtıyorduk. Böyle bir süreç yaşadık. Ücretsiz tabii tabii. Hı. Ücretsiz dağıtıyorduk. Tiyatrolardan konser yaptık. O konserden kazandığımız parayla kendimize bir teksir makinesi aldık. Daha önce Ünye TÖBDER'de bastırıyorduk şeyi. Götürdük. Bu sefer biz kendimiz, kendi makinamızla basmaya başladık. Makine bizde olduktan sonra sınırsız sayıda basabiliyorduk. Sadece yani. Bir kağıt, evet, parası. Evet, bir kağıt parası. O zaman makine, teksir makinesi kullanıyordunuz. Bir de şey herhalde, mürekkep mi kullanıyordunuz? Tabii tabii tabii, tabii. O kadar. O kadar yani. Ama aktivitelerimizden elde ettiğimiz gelirle o masrafları karşılıyorduk. Şeye gidiyorduk, her cumartesi pazar ekipler halinde köylere giderdik. Çok ilginç, Fikri Sönmez'i anlatacağım. Tabii. Şimdi o cumartesi pazar, bir de eşim bir başka grupta oluyor, ben bir başka grupta. Ağzı laf yapan insanlar. Aile boyu. Evet, evet. Köye gittik, galiba artık değer anlatacağız. Şimdi ben tabii başladım, artık değer anlatıyorum, aman Allah'ım. Bir güzel anlatıyorum. Bir güzel anlat. Köylü de dinliyor. Ha, ya, öyle, evet. Dinliyor. Çıt yok. Sonra işte Osman başladı. O da pek güzel anlattı. Abdullah başladı. O da en son Fikri. Fikri ilkokul mezunudur. Belki de değil hatta. Dedi ki, ya bu sene sen fındığını ne yaptın? Ne olacak dedi. Tefeciye verdim dedi. Peki ama önümüzdeki dönemin dedi fiyatı ne olacak? Ne yapalım mecburen? Tefecilikten bir girdi. Köylüler sabahlara kadar tartışarak, soru sorarak, ben döndüm, ulan yuh olsun bize dedi. Bir şu adama bak, bir de biz ağırlığımızca kitap okumuşuz. Bir bizim anlatışımıza bak. İşte dedim, bu. Bu halk önderi. Halkın dilinden anlıyor. Evet. Toplumun dilinden, evet, anlıyor. Evet. Onun derdinden, evet, yola çıkarak artık değer anlatıyor, evet, adam. Doğrusu da odur. Böyle bir adamdı Fikri Sönmez. Şu daşçı olayını da anlatmadan geçmeyeyim. Evet. Şimdi Fatsa 73'te af oldu. İşte hareketlenmeye başladı. Fikri kahvede okey oynuyor. Gittik bir gün. 5-6 kişi böyle etrafına. O oynuyor. Kaldırdı kafasını. Baktı, oynuyor. Bu tarafa baktı. Biz ama hiçbir şey demiyoruz. Fikri oynuyor. Baktı,
baktı. Devirdi taşı. Hadi kalkın gidelim dedi. Bir daha o oldu. Girmedi kahve. Böyle bir adamdı yani Fikri. Oradan... Peki, o yıllarda yine Halk Evi'nde evet, Fikri'yle beraber tabii. Ortak bir anınızda Halk Evi. Halk Evi'leri yeni mi kuruluyordu? Biz yeni kurduk. Şubeyi yeni açtık. Fatsa'yı yeni açtık. Evet. Fatsa'yı yeni açtık. Ahmet Yıldız'dı genel başkan. Hiç unutmuyorum. Ahmet Yıldız geldi şimdi onay verecek ya. Ahmet Yıldız geliyor diye. İşte Ç'nin, Marx'ın onlar indirildi. Mustafa Kemal posterleri asıldı. Onay verdi gitti. Tabii biz yine bildiğimiz yolla devam ettik. Şöyle kahvelere girerdik biz. Arkadaşlar biraz bizi dinler misiniz oyunumuzu? Bırakırdı herkes. Bizi dinlerdi. Biz tabii siyasi anlamda durumu, iktidarın vaziyetini, halkın vaziyetini anlatırdık, çıkardık. Yani düşünebiliyor musunuz? Köy köy gezmenin yanı sıra bir de böyle bir şey yapardık. Tabii siyasi bilinç yükseliyor idi boyuna. Onun yükselmesi de faşist hareketi de karşısına koymak için ortaya çıkardı. Böyle bir şeydi. Yani 50 kişi falan yoktu Fatsa'da faşist. Fakat polis korumalı, polis destekli. Öyle bir saldırı altındaydık. 76'ya kadar bir tane şiddet olayı yaşanmadı Fatsa'da. Yani ben izin vermiyordum. Çünkü bizim işimiz var diyordum. Biz işimize bakalım. Bırakın onlar burada dokunmayın. Hatta bir defasında polis arabası arkamızda şeyden o ülkücülerden birini cebinde bıçakla aramıza soktular ki biz ona saldıralım, polis de bize dokunmayacağız. Ama kültürel anlamda, siyasi anlamda bilinç muazzam yükseldi. Niye karışalım biz şiddet olaylarına? Onlar bildiğini yapsın sonuçta. Kaç defa kapıma kadar geldiler falan filan. Böyle şeyler yani yaşandı. 76'da İstanbul'a geldik. 70 İstanbul'a gelin şey mi artık kalkmış mıydı sürgün mesela? Çok ilginç. Şimdi Fatsa'dan bizi Kars'a sürdüler. Fakat o arada biz de İstanbul'a tayin istemiştik. Ankara'ya gittik. Temel Ateş baktı tayinimiz çıkacak dedi. Siz bir yerden rapor alın. 20 günlük rapor alın. O arada tayin çıkar. Çıkarsa ikinci tayin geçerli olur. Çünkü ilk Kars'a sürülüş ilk tayin. Biz imzalamadık kararnameyi. İzne ayrıldık. İzni de sağlayan o zaman belediye başkanı mıydı? Ahmet İsvan. Değildi galiba. Ahmet İsvan Ankara'da. İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Evet. O ayarladı bize raporu 20 gün. Hatta sonra bir 20 gün daha rapor. Sonra İstanbul'da tayin çıkınca götürdük müdürün önüne koyduk kararnameyi. Nasıl becerdiniz siz? Bizi ne sanıyorsunuz? Aslında bir şey yok diye bir şey yaptığımız yok yani. İstanbul'a geldik 76'da. 2-3 yıl falan. Tabii buradaki TÖBDER'de yine etkin ve aktif bir rol oynadık. Okul eski alışkanlıkla bu sefer okul okul gezmeye başladık. Devrimci öğretmen grubu vardı. O şeyin dev yolun görüşünü benimseyenlerin olduğu grup bu. Onun adına gezdik. İlk geldiğimizde işte devrimci öğretmen grubu 60 oy falan alıyormuş İstanbul TÖBDER'de ki 4500 üyesi var. İkinci seçimde oyu 500 üstüne çıkardık. Ondan sonra seçim olamadı zaten. Hırgür oldu bir miktar. TKP'liler, onlarda Birlik ve Dayanışma grubu vardı. Birlik ve Dayanışma grubu yönetimdeydi. Genel merkez bunları yönetimden aldı. Bize devretti. Fakat adamlar teslim etmiyor. Bir gün biz 10-15 kişi toplandık. Ne yapalım? Dedim ki vallahi ben kavga etmeyi bilmem. Ama dayak yemeyi bilirim. Gideceğiz oraya. Oraya kavga edelim. Evet. Basacağız, alacağız. Başka yolu yok. Gittik, bastık, aldık.
Talip Öztürk kaldı bir tek içeride. O da sonra öldürüldü faşistler tarafından. Çok yiğit bir arkadaş. Talip Öztürk Birlik Dayanışmanın başkanı. TKP'nin. Evet. O içeride işte yüzü gözü kanamış. Fakat hiç oralı değil. Oturdu sandalyeye. Kendi kendine konuşuyor. Ben bunun hesabını nasıl vereceğim şimdi diye. Çok güzel bir insandı yani. Böyle bir olay yaşadık. Tabii daha sonra onlar bir daha bastılar aldılar ama biz hiç oralarda değildik. Tabii o yıllarda evet. Kendi içinde de ayrışım yaşadık. Evet, evet. Bir daha bastı aldılar. Ben dedim ki bırakın. Onlar kendilerini buraya hapsetti. Biz okullara gidelim. Biz bir daha uğraşmadık o işle. Gittik okullara. Öğretmen Derneği'yle. Evet, evet. Merkezelde. Evet. Evet, böyle bir durum. Böyle bir durum. O yıllarda zaten sol hareketlerin birbirine karşı acımasız İnanılmazdı. Şeyler çok fazla yaşandı. İnanılmazdı. Hatta kendi içinde bile çok ciddi. Yani birbirinden adam vurmayanlara varan bir şey vardı. Kariyer savaşı, ben öyle diyorum yani. Ne yazık ki o dönemi evet. Hala sol kendi içerisinde o dönemi şeyinde vermiş değil. Şimdi geçen gün bir yazı yazdım ben. Gaziantep Haberler'de yayınlandı. Dedim ki o yazıda, faşizme karşı birleşmeyi beceremeyenleri faşizm zindanlarında birleştirir. Gerçekten öyle. Öyle de oldu zaten. Evet, öyle de oldu. Öyle de oldu. Şimdi de oraya doğru bir gidiş var. Hala 100 kişi bir yerde. Denizler anılacak mesela. Mahirler anılacak. 4 tane ayrı grubun anmasına gittim ben. 4 ayrı grup. Ya şunu bir birleşin. Binlerle, on binlerle bir yapıp bunu yani. Ayıp. Şimdi denizlerde aynı olay olacak. Yine her grup kendine oradan bir şey çıkarma. Nemalanma diyorum ben ona. Diyorum ki ben tarikatlar sağda değil solda da var. Bu da sol tarikatçılık. Yani sen iktidara karşısın. Görüş ayrılıkların var. Olsun. Bir eylem birliği en azından yapabilmelisin. Ben sana görüşünü bırak terk et falan görüşe gel demiyorum ki. Görüş sende saklı kalsın. Ama karşı olduğumuz şeylere karşı birlikte hareket etmeyi öğrenelim. Öğrenemedikçe bizim canımız... Hala da öğrenilemeyecek herhalde. Evet öyle görünüyor. Evet. Peki 76 yılında İstanbul'a geldin. İstanbul'da öğretmenlik ne kadar uzun sürdü? 12 Eylül'e kadar. O arada biz şeyde Atatürk Eğitim'de Ecevit Hükümet kurmuştu. Hı. Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde karşıda Göztepe'de faşistlerin işgali altında. Okul açılamıyor bu yüzden. Okula tayin edecek yeni kadro arıyor hükümet. Bunu biliyoruz. Biz gideriz dedik. Bizzat elimle ben 9 tane dilekçeyi idareci ve öğretmen olarak götürdüm Ankara'ya. 2-3 ay geçti. Yok dedim tamam bizi tayin etmeyecekler. Bir gün şeyden çağırdılar Milli Eğitim'den. Adam bulamadıkları için, kendi kafalarına uygun bir adam bulamadıkları için bizi tayin etmişler. Gittik okulu işgalden temizledik. Arkadaşlarımız öldürüldü, öğrencilerimiz öldürüldü ama o okulu o işgalden kurtardık. Sonra işte beni ilk sürülenlerdenim ben eğitim enstitüsünden Ecevit zamanında. Bu diğer siyasi görüşler okul temizlendikten sonra Ankara'ya adam gönderiyorlar. Bunları bu okuldan alın, bu okuldan almadıkça bunlar bu olaylar bitmeyecek. Halbuki olaylar bitmiş. Olay yok artık. Kartal Endüstri Meslek Lisesi'ne sürdüler. İşte orada 12 Eylül oldu. 12 Eylül, evet. Ve oradan girdik içeriye. Selimiye'ye. Hayır. Önce şeyde kaldık biz. Tugay'da, Cevizlik Tugay'da kaldık. Orada bir sorgudan geçtik. Sonra Selimiye'ye 3 ay yatmak üzere gittik. O zaman gözaltı süresi 3 aydı. 3 ay yattık, çıktık. Çıktık ama beni Afyon'un Bolvadin'ine sürmüşler. Öğrendiğim. Bolvadin ilçesine sürdüler. Evet. Bir gittim ki gidilecek yer değil. Senden önce zaten namın da gidiyor oraya. Evet, evet. Hemen gittim, göreve başladım ve istifa edip döndüm. Yani bir nevi 1402'likler var ya, ben 1402'lik bile olamadım. Ben çünkü orada öğretmenlik yapılamayacağını gördüm. Atatürk heykelinin en son dikildiği ilçe Bolvadin. Böyle bir yer yani.
Çocuklar dediler ki hocam, eskiden olsaydı sen garajdan ayağını yere basmadan indirirlerdi seni. Böyle bir yer yani. Bolladım. Döndük. Eşim o zaman MEF'te çalışıyordu. Pek fazla ekonomik sıkıntımız yoktu. Dershaneler yeni açılmıştı. Evet. Yok, açılmış dershaneler vardı. MEF'te en iyilerinden biriydi. İyi para alıyordu orada. 12 ben... Eylül'den hemen sonraydı ama değil mi? Tabii. Açılması. Yok, daha önce tamam, vardı da vardı. Devam etti. Değildi. Tabii. Çok değildi. Döndük. Ben tabii iş aramak için fazla yapmıyorum. Yine bizi içeri aldılar bir defa daha. Sen neredesin? İşsizim. Eşin, onu da ona sormuşlar. Ben MEF'te çalışıyorum. MEF'in patronunu çağırıyorlar. Onu işten attırdılar. Bu sefer kaldık işsiz, parasız. İki çocuk, ev kira. Ben çıktım yana yakıla. Dönem de geçmiş. Yani dershanelerde iş bulma dönemi de. Onu da kaçırmışız. İş arıyorum, yok. Yolda giderken durakta bekliyorum. Çok eski bir okul arkadaşımla karşılaştık. Daha doğrusu arabayla geçerken beni görmüş, aldı. Anlattım ona durumu. Beni fabrikasına götürdü. Lastik fabrikası vardı. Ben burada çalışacağım dedi. Ya ne iş yaparsın? Ben dedim hangi işi verirsen ver yaparım. 4 ay orada conta çapağı temizledim. 2 kova veriyorlar önüme. Şimdi benim dizlerimin üstünde kıl yoktu. Böyle dizlerimle buraya 4 ay sürekli dayanmaktan. Biri conta dolu, biri boş, bir de makas. Oturdum akşama kadar o contaların çapağını temizledim 4 ay. Vasıfsız işçi. Evet, aynen öyle, vasıfsız işçi. İlk gün hatırlıyorum yalnız. Öyle bir terledim belime kadar, sırt sıklam. İkinci gün sanki 40 yıllık işçiymişim gibi gittim işbaşı yaptım. Böyle bir yaşadık. Sonra bir dershaneye gireceğim. Dershane, evet, onu soracaktım. Dershane girişimi var. 2 odalı bir yer tutuyorsun. Evet. O daha sonra önce bir İngilizce kursunda çalıştım ben. Orada da bir oldu, haksızlık oldu. Önlüğümü çıkarıp bıraktım, çıktım. 5 kuruş paramız yok, iş yok. Biz yapalım dedik bir dershane. Para da yok. Benim rahmetli anamla kayınvalidem, biri bileziklerini verdi, biri parasını verdi. 250 bin lira o zamanın parasıyla denkleştirdik. 250 bin lira. Tutacağımız yerin gidiyor. Depozit. Kira yok. Kirası biliyorum. Evet. Mal sahibinden rica ettik de 3 ay sonra verelim kirayı. Nasılsa depozit onda. 35 bin lira kirayı hiç unutmuyorum. Dershaneciliğe başladık. Fena da gitmedi. Ama ticaret... Ama kendi adından açamadın değil mi? Açamadım. Tabii. Yaşadığın sorun neydi? O da ilginç. O yine girdim içeriye. Şimdi dershane için lazım, temiz kağıdı lazım açmak için. Benim abim o zamanlar valiydi. Gittim ona, telefon açtım ona. Vali? Evet. Nerenin, hangi bölgenin? Galiba Kırşehir valisiydi, öyle hatırlıyorum. Ona gittim. Pardon, o zaman Özal merkezi almıştı, merkez valisiydi o zaman. Telefon açtım, dedim ki ya böyle, var mı senin burada bir tanıdığın? Trafik şube müdürü Ziver Bey arkadaşıymış. Yani o, daha doğrusu Malatya'da o valilik yaparken o da emniyet müdürüymüş. Ona git dedim. Gittim ona. Dedim böyle dershane açacağız falan. Temiz kağıdı alacağım. Açtı birinci şubeye telefonu. Anlattı durumu böyle. Dedi ki tamam gelsinler diyor dedi. Sen yarın git oraya dedi. Gittim. Giderken ama telefon açtım. Ne olur ne olmaz eşime. Çünkü birinci şubeye gidiyorum değil yani. Mi? Birinci şube müdürü Talat Sever. Nasıl isimleri unutmamışım hayret ediyorum ha. Girdim odasına. Otur dedi bana. Bir defa dedi hemşerim sen tipten kaybettin dedi. Mutlaka sende bir şey vardır dedi. Sonra ben böyle hık mık sırıtır gibi oldum. Tamam şaka yapıyorum dedi. Çağırdı polisi, ana adı, baba adı, aldı gitti. Polis gitti, gelmez. Orada şube müdürleri şakalaşıyorlar falan filan. Yok bilmem, biri bir silah hediye etmiş öbürüne, ona ruhsat için uğraşıyor falan filan. Böyle 45 dakika sonra geldi polis. Şimdi Talat Sever dışarı çıktı, eli kapıda.
Dönüyor bana, senin annenin adı Ayşe mi? Evet. Dönüyor. Babanın adı Mehmet Turgut mu? Evet. Döndü sonra bana, ulan dedi sen ne yüzsüz adamsın dedi. Biz seni 9 dosyadan arıyoruz, sen benim odama temiz kağıdı almaya geliyorsun dedi. Alın bunu içeri dedi. 9 tane dosya. Evet. Aldılar içeriye, ben ama kendime öfkeden kuduruyorum, kendime öfkeleniyorum. Ulan ne işin var senin? Değil mi? Uyuyan demi uyuyan demi. Evet, ne kurucusu, ne şu. Geçti artık. Eşimi de aldılar. 20 gün falan yattık işte. Mahkemeye çıktık. Ben Selimiye'ye gittim, o Metris'e gitti. İlk mahkemede serbest bırakıldık tabii. Çünkü bir şey yok. Böyle bir olay. Sonra dershaneyi başka birisinin ismiyle açtık. Başka birinin ismiyle açtık tabii, evet. Mecburen. Ama açtık yani. 20 yıl dershanecilik yaptık. Bir ilginç bir şey anlatacağım. Neden dershaneciliği bıraktığıma dair. Arel Üniversitesi'nin sahibi, onun kiracısıydık. Onunla bir sorun yaşadık. İşte aldığı kirayı almadı diyerek daha şey mahkemeye veriyor falan filan. Veya bizi çıkarmak istiyormuş ya da aşağıdaki boş dükkanda tutmamızı istiyor. Dedim bu dükkan bana yaramaz. Ben ne yapacağım dükkanı? Yok tutacaksın falan işte böyle. Neyse birileri araya girdi, bizi anlaştırdı. Sonra bu okul açıyor şeyde. İki telsizde Yeni Bosna'nın kulenin üstü. Gel seni bir yere götüreceğim dedi. Arabada gittik. 105 derslikli bir okul yaptırmış. Dönüşte dedik ya hoca sana bir şey söyleyeceğim dedi. Kızma ama dedi. Senden dedi ticaret adamı olmaz. Ya o zaman da dershane iyi gidiyor ama bizim emeğimizle gidiyor. Niye öyle diyorsun Kemal Bey dedi. Sen de dedi affedersin puşluk. Ticarette böyle bir şey. Onun için senden olmaz dedi. Haklı çıktı. Evet, benden ticaret adamı olamadı. Yani çünkü onun tabiriyle öyle bir şey yapamadım ben. Ama 20 yılda az bu zaman değil. Ama hep emeğimizle gitti. Tabii iki kişinin emeği. Tabii canım. Tabii. Yani biz emeğimizin karşılığını alıyorduk. Birilerini çalıştırarak. Çalıştırıyorduk birilerini. Yani artı değerden. Nemalanamadık yani. Anlatıyorsun evet. Ama nemalanamayız. Evet. Nemalanamadık yani. Dedi doğru şimdi. Artı değer olmadan evet. Kazanç mı olur? Olmaz. Peki. Hem de öyle bir artı değer olacak ki haksızlık, adaletsizlik yapacaksın insanlara. Soyacaksın yani. Evet, 2002 yılında dershane kapanıyor. Kapattı. 2002'den ondan sonra ben yazın hayatı daha çok başladı. Ağırlık. Daha önce de yazıyordum ama tamamen oraya yöneldim. Ne tarz şeyler vardı daha önceki yazdığın? Yine şiirler şiir, miydi? Şiir. Öykü de vardı ama daha çok şiir yazıyordum. Şiir yazmaya yoğunlaştım. Eğer bu yazma yanımı öne çıkarmasaydım herhalde ben çıldırmıştım. Çünkü ben 6 yaşından beri çalışan bir insanım. Birden boşluğa düşüyorsun. Yapacak hiçbir şey yok. İş yok, güç yok, üretim yok. Kafa kendi kendine bir şeyleri kurmaya başlıyor. Evet. Üretim olmadan itibaren evet. Beyin kendisini evet, tepmeye evet. Tersine çalışıyor. Evet, tersine çalışıyor yani. Yazmaya başladım ama gece gündüz sabahlara kadar. Yani şurada benim yayınlanmış 6 kitabım var. Elimde bir 6 kitaplık dosya da var ama iyi bir yayın evi bulamadığım için öyle duruyor onlar. Yani. Ben yayın edeceğim ama. Öyle mi? Tabii bir şimdilik bir aman şey diyelim. Aman ya ben şimdi. Abi çok durum kötü. Merak et. Yaşadıklarıma bakınca böyle kaygılanıyorum yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Öyküler, şiirler, romanlar evet. Yazmaya devam evet. Ediyoruz. Şimdi elimizde bir tane eser var. Evet. Bu eserden, bu son eser herhalde değil mi? Son sayılabilir, sondan renk, ikinci. Renk gümbürtüsü. Cümbürtüsü gibi okunuyor ama şimdi evet. Şöyle gösterelim kameraya arkadaşlarımıza. Şimdi burada şiğirler var. Evet. Desenleri. Evet. Pırız çok Kutal ilginç bir öyküsü var onun. Kısaca var. Anlatayım mı? Tabii ki. Öyküsün kitabın. Şimdi zaten kitabın önünde de yazmışsın. Evet, evet, evet. Şimdi 2000'li yıllarda hatta 90'lı yıllarda Yahoo tartışma grupları vardı internette. Evet. Orada tartışıyoruz bir takım insanlarla. Fakat bir Sivil Anayasa diye bir grup var. Allah Allah 2500 tane üyesi var. Beni de üye yaptılar. Orada ha babam yazıyorum ben. Firuz Kutal da orada üye. Sonra bir baktım bunlar laikliği yeniden gözden geçirmek lazım gibi lafla. Aa bir anladım ki liboş takımı bunlar. Yani
Sol cepheden bakan ben tabii verdim veriştirdim. Beni de attılar gruptan. Sonra ben yıllarca Firuz Kutal dahil olmak üzere 100 kişiye yazdığım şiirleri gönderiyordum. 3 yıl önce Firuz Kutal geldi, dedi ki seninle ortak bir şey yapalım. Ben ama adamın ne olduğunu, meğer adam Norveç vatandaşı. Avrupa'da İnsan Hakları Ödüllü, Birleşmiş Milletler En İyi Politik Çizer Ödüllü bir adammış. Evet, çizgilerini bir yıl sonra geldi. Ama çok ilginç çizgileri var. Bir yıl sonra geldi, bu dosyayı koydu önüme. Hı hı. O gönderdiğim şiirlere desen çalışmış. Oo, çok güzel. O şiirler benim seçtiklerim değil, onun seçtikleri. Çünkü hangisinden esinlendiyse onu seçmiş yani. Böyle ortaya çıktı bu kitap. Yani türünün tek örneği diyebilirim. Evet, çok ilginç. Güzel bir çalışma olmuş. Şimdi sıralamasını bilmiyorum ama siz kitaplardan küçük küçük bahsedebilirsiniz. Birinin baskısı tükendi, elimde yok. Hangisi o? Seni Anca Anladım Müşerref Hanım Teyze diye bir şiir kitabı. Evet, ilk şiir kitabı. İlk şiir kitabım o yok. Onun baskısı yok. Evet. Zaten herhalde en büyük şanssızlığım da, gerçi bunlar şiir kitabı değil ama en büyük şanssızlığın şiir yazıyor olman gerekiyor. Evet. Şiirin de pazarı yok ne yazık. Pazarı yok. Şu kitap, o baskısı tükenen kitap, 500 bastı ve tükendi. Lale Müldür, bayağı ödüllü bir şair. Ya dedi, bu nasıl iş dedi, ben ödüllü şairim dedi. Bir yılda 100 satmadı benimki. Senin 500 nasıl bitiyor? Nasıl? Yani 500'ün bitmesi bile bir olay. Tabii ki. 500 adet. Ve Türkiye'de çok da şair olduğu iddia edilen bir memleket değil mi? Herkes yazar, herkes şair. Adam kart bastırmış. Şair bilmem ki, ben sordum, diploman nerede, çıkar bir bakayım. Ne diploması? Oğlum doktor, mühendis, öğretmen, yazar gibi şair yazmışsın. Eşyanın kendi hakkındaki düşüncesine bakarak karar verilmez. Senin şair olduğuna okuyucu karar verecek. Bu kadar. O sana söyler. Şair. Peki, öyküler var. Evet, o öyküler. Yalnızlık kokusu. Kokusu. Yalnızlık kokusu, öyküler. Evet. Büyüklere mi küçüklere mi bu öyküler? Bu büyüklere. Bu büyüklere. Büyüklere öykülerle bir şeyler anlatmaya çalıştık diyorsun. Peki. Küçük küçük devam edelim şöyle. Aşkın o da şiir. Ve devrimin kod adı Juliette ve mektuplar. Bu, o da şiir. Şiir bu yeni. Bu en yenisi bu. En yenisi bu. Evet. En yenisi bu kitap. Burada şiirler var. Evet. Hemen devam ediyoruz. Yine o tamamen çocuk kitabı. Evet, Selo Leyolo. Evet. Tamamen çocuk kitabı. Çocuklara bunu anlatıyoruz. Evet. Burada yani hayatı anlatıyoruz. Ama hayatın şey yanını, espri yanlarını genellikle anlatıyoruz. Ama acı yanları da espriye dönüştürerek. Yani hayatı tanıtıyoruz, evet, bir anlamda. Evet, hayata, evet, dair bilgiler, evet, veriyoruz. Aslında hayat çok da tatlı, güzel bir şey değil. Çocuğum, hayatın, evet, acı yanları da bu. Evet. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Dalia Göçebey Yıldız. Bu aslında kahramanları çocuk olan bir kitap. Ne yazık ki yayın evi onu çocuk kitabı sanmış. Hı-hı. Ama çocukların da okuyabileceği bir kitap. Evet. Yani bir yetişkinlerin okuyacağı gibi. O da bir roman. Çocuk. Roman. Evet. Evet. Peki. Büyükler de okuyabilir onu. Büyükler de okuyabilir, küçükler de okuyabilir. Evet. Peki. Göçebe Yıldız demişim. Burada ne anlatıyorsun? Göçebe Yıldız. Bu aslında savaşa karşı yeryüzünde olup biten, evrende olup biten her şeye karşı, evrende bir çocuk yıldızla yeryüzünde iki çocuğun, savaşta yakınları ölmüş iki çocuğun iletişimi kurduruyorum. Çocuk yıldızla Afacan, bunlar da bir yerden bir yere göç ediyorlar. O yol maceraları. Göç şeyde yıldız, Dalya yıldız çiçeği demek. Dalya'da Güneşler İmparatorluğu'na şikayet ediliyor haylazlığından ötürü. Gidip orada yargılanıyor. Sonra işte orada Güneş İmparatorluğu'nun iç yüzünü ortaya çıkarıyor. Ve üçüncü büyük patlama gerçekleşiyor. Dünya da patlıyor arada. Dünyanın bir kara parçasında çocukları Dalyan'ın üzerine indiriyoruz. Bitiyor. Evet. Yani barışı... Evet, evrensel barış. Evrensel barışı anlatan bir roman. Evet.
Peki şimdi tiyatrocu yanından da bahsettik. Hayırsız Olay diye son oynadığımız bir olay tiyatro var. Oynadık. Tiyatro oyunu var. Hı hı. Bu Alevi Bektaşi İkinci Mahmut zamanında Bektaşi Yeniçeri Ocağı lağvedilirken büyük bir Alevi Bektaşi katliamı yapılıyor. O arada Hacı Bektaş Posnişi Hamdullah Çelebi Amasya'ya sürgün edilecek. Daha önce. Yakalanıyor. Yani padişahlıktan, ferman geliyor. İdam edilmek üzere yargılayın. Yani karar belli, idam edilecek ama yargılamadan yapmayın bunu diyorlar. Şeriatta şey yapın. O yargılama tutanakları, o kısmını biliyorsun aslında. Hı-hı. Senin anlatman daha uygundur. Yargılama tutanakları yıllar sonra ortaya çıkıyor. Oradan Cem... Neydi Cem'in soyadı? Kılıç. Cem Zeynel Kılıç bir senaryo yazmış. Bana teklif etti, okudum. İşin ilginç yanı, benim herhangi bir dini inancım falan yok. Ama Dimitrov'un savunmasına benzettim ben birazcık o şeyi. Hacı Bektaş Posnişi'nin savunmasını, Hamdullah Çelebi'nin. Kabul ettim, oynadım. Ne yazık ki oyun çok fazla oynayamadı. Çok da emek vardı o oyunda. Çok emek verdik. O müziğini de Serdar Kemal arkadaşımız yapmıştı. Evet. Serdar Kemal yaptı müziğini. Evet. Çok da güzel bir müzik oldu. 6-7 kere mi ne oynayabildik? Evet. Biz şeyi bekledik ya, bizi Anadolu'dan çağırırlar. Hatta gittik Hacı Bektaş'ta oynadık. Orayla ilgili bir anı var. Hacı Bektaş'a şöyle, biz orada 10-11 Eylül'de dergâhta birlik toplantılarının sonuncusunu yapıyorduk. Bunun içerisinde etkinlikler bölümüne bu oyunun bir bölümünü, evet, bir bölümü, ikinci bölümünü. Doğru. İkinci bölümü de orada sahne ettirmiştik. Şimdi hemen kısaca şeyi anlatayım. Orada çok ilginç bir anı var. Evet. Şimdi oyun bitti, çıktık. Bütün Alevi kurultay vardı zaten. Alevi dedeleri de oyunu izlediler hepsi. Biz de kahvede oturduk. Yöneticileri, şeyler, dedeler, ozanlar, zakirler. Hepsi oradaydı. Bir şey vardı. 600 kişilik bir toplantı vardı. Bir Alevi dedesi geldi. Geliyor böyle bizi tebrik etmeye. Biz kahvede çay içiyoruz. Arkasında da müritleri var. Geldiler hep beraber. Oturdular. Tebrik etti Talip falan. Talip diyelim hadi. Evet. Ben tabii ne? Yani benim için fark etmiyor sonuçta. Oturdular. İşte bana şeyi anlatıyor, Aleviliği anlatıyor. Ben de adıyla hitap ediyorum buna. Dedi ki, bana dede desene dedi. Niye dedim, sen benim dedem değilsin ki. O ama dedim işte, ben dedeyim, benim dedem değilsin. Ben sana dede değilsin demedim. Tabii benim değilsin. Dedem değilsin. Anlatıyor, Aleviliğin ne kadar yüce, ne kadar... Dedim ki ya, bana hiç boşuna reklam yapma. Ben tarafsızım. Yani ben ne Aleviyim, ne Sünniyim. Ben inançsız biriyim. Aa, deme öyle dedi bana. Bunu dedim, sen mi söylüyorsun? Yüzyıllarca düşüncesinden dolayı, duruşundan ötürü katliamlara uğrayan, baskı gören, yasaklanan sen mi söylüyorsun bunu dedim. Çok ilginç bir şey oldu. Onunla gelenler hoca doğru söylüyor dedi. Tabii ki. Senin karışmaman lazım. Evet, siyaseti daha sonraki yıllarda siyasete çok girmediğini biliyorum. Girmiyorum, hayır. Ben ilgilenmediğini de ben biliyorum. Herhangi bir grup yandaşı falan değilim. Ben tek başıma. Onunla ilgili de bir şey soracağım. Zaten programımızın sonuna geldik. Son söylediğin şey aslında çok önemli. Bu Hacı Bektaş'taki yaşayıp ve oradaki o yaşadığın çok olay çok önemli. Gerçekten de bugün bu toplum ne çekiyorsa birbirlerini anlamaktan, empati kurmaktan zorlandığı için özgürlüğün sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini bilmemekten kaynaklanıyor. Hele hele oradaki cümle çok daha önemli. Evet, ezilmiş bir toplum, yıllardır katliamlara, düşüncesinden dolayı katliamlara maruz kalmış bir toplum, bu konularda bir başkasına bu yaptırımı uygulamaması gerekiyor. Çok önemli bir ayraç burada. Hele hele öyle bir oyunda rol almayı kabul etmek başlı başına bir şey ki orada bir sanatçı kimliğiyle daha çok önde duruluyor ama beni o kısmı ilgilendiriyor. Tabii ki. Ama yine de dediğin o şey ayrıca çok önemli. Peki ben ana başlıklarla 68 yıllık tabii yani bu kadar süreye sığdırmak mümkün değil. En seçerek bir şeyleri ana başlıklarla anlatmaya çalıştık.
şiir üzerine konuşamadık. Roman üzerine... Ben şiir okuyabilirdim ama o artık... Onu bile artık yapamadık. Evet. Biliyorum ki başka programlarda arkadaşlar bu konuda şey yapacaklardır. Sizi konuk ettiklerinde şiirlerinizi okuyacağız. Diğer taraflarınızı anlatacaksınız. Biz biyografi anlattırmaya şimdi çalıştık. Şimdi ben burada biyografiyi anlatırken ya amma çok şey yaşamışım diye kendim de şaşıyorum aslında. Nasıl sığdıramam ki ben buraya bunu diye. Peki ama biz 50 dakika ancak bu kadar oldu. Evet. Konuk olduğun için, programımıza mihman olduğun için teşekkür ediyorum. Konuk aldığın için ben teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çünkü medya bize asla yer vermez. Muhalif bir duruşumuz var. Zaten bu programın amacı o. Başkalarının, medyanın daha doğrusu bizim Burjuva medyası diye tanımladığımız medyanın görmek istemediklerini biz görmeye kesinlikle çalışıyoruz. Öyle. İzleyicilerimize göstermeye çalışıyoruz. İki cümleyle şu şeyi anlatayım. Renk gümbürtüsü basıldı. Tamam. Bu kadar kaliteli. Bir telefon kumpanyasına götürülmüş yılbaşından önce. Biz bunu yılbaşında promosyon olarak veririz demişler. 20 bin alırız bundan ama bir şiirlere bakalım demişler. Ertesi gün çağırıyorlar. Bu şiirler bize uymaz diyorlar. Uymaz. Uymaz diyorlar. Evet. Tekrar teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Selah Özak'ın konuğumuzdu. Selah abiyle 68 yıllık yaşam hikayesine küçük bir yolculuk yaptık. Bir hafta sonra bir başka konumuzda tekrar evlerinize mihman olacağız. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim. Jamal hatta hatta